ilgilenmesi hakkında yasal tahkikat yapılmış olması gerekirse yetkililer zaten ülkenin yasal tahkikatlarını yapmıştır ve yapması gerekirdi diye düşünüyorum. Eğer yapılmasıysa da zaten bir sorun yoktur. Ha, bu benim tarafımdan bakış açısı. Geceye gelişiyle ilgili bölümü sorarsanız, kendisilerini ben İzmit Alay Komutanı iken tanıdım. Kendileri saygı duydum, değer verdim, hürmet ettiğim bir insandır. Kendilerinin görevi gereği bir konuyla ilgili benim fikirlerime başvurmak amacıyla İzmit Alay Komutanlığı'na gitmiştim. Kendilerini bu vesileyle tanıdım. Bir iki kere kendileriyle telefonla görüşmem olmuştu. Bu geceye kendisinin hassasiyet göstereceğini nereden biliyordum? Çünkü Alay Komutanlığı zamanında kendisini ziyarete gittiğimde kendisine ziyaretine gelmiş misafirlerle genelde Türk dünyasının muhabbetini yapıyorlardı. Böyle bir çalışmaya hassasiyet göstereceğini düşündük. Sayın Veli Küçük'ü davet ettik. O da kabulüyle bizi şereflendirmiştir, bizi onurlandırmıştır. Allah razı olsun diyor. İyi ama anlamadığım bir şey var. İzmit'te görevdeyken Veli Küçük Paşa ne amaçla, o zamanki rütbesiyle ne amaçla sizin görüşünüze başvurmuş olabilir? Ben tabii izah edeyim, onu da anlatmakta fayda var. Kendilerinin bölgelerinde bu konu daha evvel emniyet raporlarında da, gözetim altına alındığında emniyet raporlarında da geçmişti. Kendi bölgelerinde cezaevinde yatmakta olan bazı uyuşturucu satıcıları firar etmişlerdi. Kendileri de beni bu konuyla ilgili istihbarat yetkilileriyle beraber oraya getirtirdi. İstihbarat yetkilileri beni alıp oraya getirdi. Bu konuda kendilerine yardımcı olmamı istediler. Ben de kendilerine şu cevabı vermiştim. Ben yapı olarak muhbir bir insan değilim. Bu yüzden dolayı da böyle ve bunun gibi herhangi bir konuda yardımcı olmam. Eğer benim kendim bir meselem olursa insanlarla kendim o konuyla ilgilenirim. Bunun ödenecek bir bedeli, bir cezası varsa da kanunlar önünde ederim. Ama bahsi geçen kişileri ben tanımıyorum. O yüzden dolayı yakalanmaları açısından da bilgi yönünden, belge yönünden size yardımcı olabilecek durumda değilim. Zaten bu kişileri ben şahsen de veya gıyaben de haklarında bilgi sahibi değilim. Bu yüzden dolayı benim yardımcı olabilmem mümkün değildir diye kendilerine durumu izah ettik. Başka yetkililer de vardı. Birebir bir görüşme değildi. 6-7 kadar rütbeli yetkililer de vardı görüşmede. Çok ilginç değil mi? Yani siz konuştukça benim şaşkınlığım artıyor sadece. Şimdi Veli Küçükpaşa uyuşturucu firarilerini arıyor, onlarla mücadele ediyor ve bu konuda sizin yardımınıza başvuruyor. Hangi sıfatta sizin yardımınıza başvuruyor? Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Veli Küçükpaşa uyuşturucu firarilerini arıyor, onlarla mücadele ediyor ve bu konuda sizin yardımınıza başvuruyor. Hangi sıfatta sizin yardımınıza başvuruyor? Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Sonucunda bu ülkedeki devlet birimleri, emniyet birimleri yaptıkları çalışmalarda cami hocalarının da bilgisine başvurur. Silaha yakın olan insanların bilgilerine de başvurur. Pavyonda çalışan insanların, pavyon sahiplerinin de bilgisine başvurur. Tamamen bu ülkede yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı kimliğini taşıyan herkese bilgisine başvururlar. Belki şahsım hakkında insanlar gidip bilgi veriyor olabilir. Bu benim tarzım değil, bu benim karakterim değil. Orada da yetkililere bunu söyledim. Bu resmi ifadelerde de vardır. Ben bu tip konularda... Tutanaklara geçti yani. Tabii. Ben bu tip konularda veya buna benzer konularda bilgi sahibi değilim. Bilgi sahibi olsam da ayrıyeten yardımcı olacak durumda değilim. Çünkü hayat tarzı olarak bunu yetişme kültürümüzde muhbirlik olarak kabul ederiz. Biz muhbirlik veya buna benzer yakıştırmalardan uzak durmak için hayatımızın her döneminde çalışmış, gayret göstermiş insanlar. Ama buna rağmen Veli Küçük'le o günden sonra dostluk ilişkiniz başladı. Dostluk ilişkisinden ziyade buna dostluk dememiz pek mümkün değil. Kendisi benim fikirlerine de saygı duydum. Yaşça büyüğümüz, bir büyüğümüz olarak, bir devlet yetkilisi olarak kendilerini bir iki kere telefonla görüşmemiz oldu aynı konuyla ilgili olarak. Böyle bir ilişkiniz var. Peki Korkut Eken'le nasıl bir ilişkiniz var? Kendisi şu an cezaevinde. Olay gecede Korkut Eken'e de bir plaket, teşekkür plaketi verildi. Ama kendisi cezaevinde olduğu için oğlu aldı o plaketi. Görüntülerde de izliyoruz şu an. Peki Korkut Eken'le nasıl bir ilişkiniz var? Kendisi şu an cezaevinde. Olay gecede Korkut Eken'e de bir plaket, teşekkür plaketi verildi.
Ama kendisi cezaevinde olduğu için oğlu aldı o plaketi. Görüntülerde de izliyoruz şu an. Peki Korkut Eken bir gazeteci meslektaşımızla Saygı Öztürk'te yaptığı bir röportajda, kitabında var Saygı Öztürk'ün. Sizin için şöyle diyor. Görevliyken de emekliyken de kişiliğini bozmamış bir arkadaşımızdır. Hangi görevden söz ediliyor burada? Vallahi şimdi bunu açıklamak çok geniş bir perspektif. Yani bunu nasıl açıklayabilmek pek mümkün olur bilmiyorum. Ama dilimden döndüğünce anlayabileceğiniz ölçülerde veya anlatabileceğim ölçülerde, siz zaten muhakkak anlarsınız da, ben anlatma konusunda sıkıntı yaşarsam anlatabileceğim ölçülerde anlatayım. Sayın Korkut Eken tanıdım. Kendisine saygı duydum. Bir devlet görevlisidir. Kendisine abi diye hitap ederim. Aile büyüklerimin vasıtasıyla kendisiyle tanışmıştım. Sayın Korkut Eken'in söylediği bu kelime, cümle yanlış yorumlanmış olabilir. Ben durum itibariyle tipime baktığınızda zaten emekli olacak kadar yaşlı bir insan değilim. Evet. O yüzden dolayı benim herhangi bir şekilde resmi bir görev alabilmem, almış olmam söz konusu da değildir. Ben bunu yanlış anlamadan dolayıdır diye düşünüyorum. Ayrıyeten bizim devlet konusunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kimliğini taşıyan herkesin muhbirlik ölçüsünde değil. Ama bu ülkenin menfaatleri için üzerine bir görev düşerse, ben buna cami hocasından sokakta yatan şarapçısına kadar herkesin canı gönülden zaten yardım edeceğine hiçbir şüphe yok ve tüm kalbimle buna zaten inanıyorum. Böyle bir şekilde eğer bir hizmetimiz söz konusu ileride de olacaksa bundan şeref duyarız. Geçmişte böyle bir hizmetimiz varsa, olmuşsa da bu da bizim için onurdur. Bunu da kendimizin onuru olarak kabul ederiz. Korkut Eken'in sözleri yanlış anlaşılmıştır diyorsunuz. Kitaba geçmiş sözler bunlar. Sanıyorum bugüne kadar... Ben net bir şekilde söyleyeceklerimi söyledim zaten. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şu da... Evet, şu da acaba anlaşılabilir bir şey mi? Siz yurt dışındayken Türkiye'ye döndüğünüzde bir takım spekülasyonlar gündeme geldi. Yurt dışına devlet aleyhindeki bir takım faaliyetleri önlemek, oradaki yasa dışı bir takım örgütlere, Türkiye'de faaliyette bulunan örgütlere karşı mücadele vermek amacıyla gittiğiniz şeklinde spekülasyonlar yapıldı. Bunları hatırlayacaksınız eminim. Yani çok yabancı olmasa gerek bu spekülasyonlar size de. Devlet adına herhangi bir tarihte yurt içinde yazılmıştır.